Anladın mı dostum? İlaç gibi maden. Başkan, şimdi kıymetli dostum, kıymetli arkadaşlar, bugün yine Çarşamba'nın ne köyüydü hocam? Bafracalı. Bafracalı mı? Elifli köyü Bafracalı mahallesi. Bafracalı mahallesi Elifli köyü. Bafracalı mahallesi. Şimdi değerli arkadaşlar, burada bir çalışma yapıyoruz. Orhan kardeşimiz, Gökhan mı? Ha, Gökhan, yanlış olmasın Gökhan. Değerli arkadaşlar, şimdi Çarşamba'mızda genelde taban suyu olduğundan dolayı biz bu taban suyunu aza indirgeyeceğiz. Bir arkadaşımıza ben şimdi talimatı verdim. Bu sıra arasına dip kazan veya başka bir metotla ileride görüyoruz su durmuş. Fındık ocaklarının çoğu düşükte kalmış. Yani su altında. Yarın bir gün buraya ufak bir yağmur yağdığı zaman bu ocak dipleri su altında kalıyor. Biz şimdi burada bu leonarditi kullandırmak süresiyle burada ne kazandıracağız? Toprağımızın yapısı, Gökhan'ım şöyle gel yanıma. Toprağımızın yapısı kirli ve biraz alta indiğimiz zaman 3-5 santim, 10 santim kireç. Ve bu çarşamba ovamızda fındığımızın ömrünü kısaltıyor bu durum. Bu nedenle biz şimdi, bakın fındık kök kısmı yüksekte kalmış. Evet. Burayı anlayabildik mi sevgili dostum? Evet abi. Bu kök kısmını biz 10 santim, 15 santim toprağın altına bırakacağız. 15 santim koy, o çünkü bu orta koridordan dip kazan falan vuracaksın ya. Bu ürünü kullanıyorsun. Bu leonardisi bolca kullanıyorsun. Üstüne sandviçlemiyor. Evet. Sandviç metodu dediğimiz metot arasında kalacak. Leonarditle beraber işte diğer bitkisel materyaller burada. Yeniden bitkinin buralarından köklenme gelişecek. Ve bu köklenme esnasında bitkimizin beslenmesini biz burada garanti altına alıyoruz. Alacak mıyız? Alacağız Allah'ın izniyle. Marangoz. Gel yanıma bakayım. Evet. Bu şekilde hiç dinlemiyorsun bakıyorum da. Az önce bayağı bir şeyle öğrendim diyordun. Şimdi bu şekilde biz bu su tutan arazide köklenmeyi yukarıdan yaptırdığımız zaman bu fındık ocağının ömrünü uzaltabilir miyiz? Neden? Neden bilirsin? Ben mobil doğru ya. Evet Gökhan'ım. Allah'ın izniyle mantığa ters geliyor mu veya doğru mu geliyor? Doğru. Mantıklı mı? Mantıklı. Evet arkadaşlar. Biz bu... Bundaki şey ne? Ne? İçerik ne bundaki? Bunda içerik, onlarca içerik var. Bu hem bunun pH'sı arkadaşım asitiktir. Hı. Bu da bazik. Burada ne yapacak? Toprağımızı gevşetecek. Toprak düzenleştirici. Yani düzenleyecek solcan, yani. Solcan kemiresi gibi bir şey oluyor. Yok yani solcan gübresi gibi değil. Yani bunun özelliği farklı. Solcanın özelliği farklı. Ama sonuçta toprağın pH'sını aşağı çekecek. Yani köklenmeyi hızlandıracağız. Bir de burada onlarca mineral var içerisinde. Toprağın mineral gücünü artıracağız. Yani toprağa güç katacağız. Değerli arkadaşlar. Yani normalde pH değeri atıyorum 2, 3, 4 gelen 0'a kadar indiriyor. Yok 0 olmaz. Yani sıfır, fındık. Yok şeyde zeytinde. O başka, o zeytinin yağında biz onu sıfırladık. Evet. Bu toprağın pH'sı 6,5. Fındık bilhassa 5,5-6,5 aralığını sever. Çünkü evet, o arada köklenme yapar. Ama 7 ve üzeri, 7,5-8 civarında bitki köklenemediği gibi dal gelişimini de yapamaz. Ben burada bazı sıkıntıları görüyorum. Ama bunu hepsini bir anda konuşmak doğru değil. İleride dalda uç kuruması varsa mutlaka kökte sıkıntı var demektir. Bakın bunu hiç unutmayın. Dalda uç kuruması varsa mutlaka kökte sıkıntı vardır arkadaşlar. Bunu biz şey ne yaptık? Bak şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kökümüzü 2 çuval fındık, 2 çuval, 6 köke 2 torba. 2 torba yeterli geliyor. Bu şekilde atacağız. Tamam? 50 kilo. 6 köke 2 mesela 6 1 2 3 4 5 6 köke. Tamam mı? 5 köke yapın. 6 köke değil 5 köke yapın. 2 yani 10'ar kilo olsun. Evet 10'ardan aşağı olmasın.
toprağımızın yapısını burada biz ne yapıyoruz? Gevşetiyoruz. Kili, kireci kıracağız. Kıymetli dostlar. Kili, kireci kıracağız. Yeniden buralardan yeni köklenmeyi sağlayacağız ve bitkimizin de ömrünü 25 yıl değil de burada çarşamba ovasında 25 yılda kökleme yapıyorsunuz. Doğru mu? 25-30 yıl. İşte 25-30 yılda ömrü bitiyor. Ama bizim normalde bu fındığın ömrü 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl. Ortalama ömrü 60 yıldır. Bu çünkü çalı modeli olduğu için kök de çalı modeline göre gelişmesi lazım. Ama kök gelişmiyor, çalı modelde olmuyor. Ya çok uzun oluyor ya işte dallandıramıyorsunuz. Bir sürü sıkıntı var. Arkadaşlar ben burada pH'i yüksek topraklarda kök dibine yeniden toprak koymak suretiyle sandviç model sistemimizi, tabi bu model sistemi de Aysa Organik'e aittir. Biz bunu isimlendirdik. Ondan da mutluluk duyuyorum. Gönüllü çiftçi arkadaşlara da biz bu sistemi geliştireceğiz. Oldu mu Gökhanım? Var mı bir söyleyeceğim bir şeyler? Abi yaşayacağız, göreceğiz. Verimi önümüzdeki senelerde daha da arttırmak. Yani biz sonuçta burada daha üst bir düzeyi alabilmek için uğraşıyoruz. Aysa Organik'e de teşekkür ediyorum. Adem Bey bizi kırmadı, geldi. Ayağına sağlık. Kaç yıldan beri bizi takip ediyorsun? Bir yıl kesintisiz takip ettim. İkinci yılda uygulamaya başladım. Zor inandırdım o zaman, öyle mi? Ya çünkü sürekli farklı farklı metotlar karşıma çıktığı için biz tabii organikten yana şansımızı kullandık. Ve ilaçlamamızda da Adem Bey kendisi gördü zaten. Bir de bu şey gösterdi. Diyordu, gayet güzel bir doğumlar. Belli şeyinde yok, şey diyor, normal mi? Şu anda güzel. Gayet güzel. Ama dal burada ayrımını yanlış yapmışlar. Biz onu ileride zaman içerisinde organize edeceğiz. Zaten siz onu gördünüz, doğru mu? Kesinlikle. Burada bizim peki teknik metodu kabullenebildiniz mi? Bizim size gösterdiğimiz ileride yine gösterdik. Tabii. Az önce söyledim videoda da. Yani birinci ilaçlama ve ikinci ilaçlama arasında ciddi derecede fark var. Farkı gör. Evet değerli arkadaşlar, kameranın kamera yoktu orada. Tabi arkadaşlar ileride bir tane fındık fidesi koymuş, yani fındık çubuğu ile işaret koymuş. Tabi biz araziye gittiğimiz zaman önceden bir çalışmamız olmuyor. Dedik hadi bakalım, burada bakmıştık, gözenek dibinden tabii gözenek patlatmıştı. Oraya vardığımız zaman var mıydı? Yok. Var mıydı? Yok. Yani budur, Aysa farkı bu kadar arkadaşım. Saygılar.